Sizinle uzun zamandır bir yolculuktayız. Artık an itibariyle bu yolculuğun sonuna ulaşmış bulunmaktayız. Ulan avut feryatları, siz orospuya sikiş mi öğretiyorsunuz? Lan siz beni fişleyebilir misiniz teletabiler? Bugün pek bir eğleneceğiz çocuklar. Çok enteresan hikayelerimiz olacak. Ters köşelerimiz, ilginç konuklarımız. Toplanın çocuklar. Size Erlik Orospu Evlatları Diyarında adında bir hikaye anlatacağım. Bölüm 1. Ava çıkan avlanır. Aslında bu hikaye çok değil, 2-3 hafta evvel başladım. Bilirsiniz ben gündelik siyasete fazla karışmam. Yorumum varsa kısa ve net söylerim. İnsanlar daha çok videolarımı sever. Ben de açıkçası daha çok video yapma taraftarıyım. Nitekim kısa sürede kendimi birdenbire Ekremci, Mansurcu ve Kemalci çatışması dedikleri saçma sapan bir ortamda buldum. Bu çatışma ortamında kısa sürede etiketlenmek de uzun sürmedi tabii. Buna göre ben sürekli bir şekilde muhalefeti yıpratmak, yok etmek için çalışıyormuşum. Öyle böyle değilmiş. Sabah akşam muhalefet yok etmek için çalışıyormuşum. Artık gına gelmiş yani o derece. Hatta bazı 4 gün paylaşım yapmıyorum. Giriyorum hala da Twitter'da şey yazıyorlar. Bu Erlik ne zaman duracak, yetti artık falan. Ekrem yok edip Mansur'u aday yapacakmışım. Derin planlar varmış. Hatta lan şunu da paylaşsana diye bana Mansur Yavaş hakkında iddialar getirmeye başladılar. Bunlardan 2-3 tanesini paylaştım. Hatta Anıtkabir mevzusunda o kadar tepki oluştu ki Ankara Belediyesi de çıkıp büyük ihtimalle benim yüzümden açıklama yapıp asılsız olduğunu söyledi. Tabii Ekremci troller bunu üstlenip abi sana bunu biz attık götümüzden uçturmuşuz kusura bakma demediler. Elbette hayır. Suç bize kaldı anlayacağınız. Ben birden Mansur düşmanı oldum. Bu noktadan sonra bir troll çetesi olduğu hissine kapıldım ama ispatlanması biraz sonra oldu. Tabi bu esnada algı devam ediyor. Her yerde ama her yerde aynı paylaşımlar. Muhalefeti sürekli sallıyor. Gençlere oy vermeyin demişiz. Hatta seçim kaybedilecekmiş falan. Ben de diyorum ki Allah Allah böyle bir şey yapsak da neyse, nereden çıkıyor bu paylaşımlar? Tabii ki de böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını paylaşımlarımı takip eden herkes bilir. Bilindiği gibi meraklısı da tüm paylaşımlarımı incelerse muhalefeti kapsayan paylaşımların belki de %5 olduğunu tespit eder. Bu işin planlı bir kampanya olduğunu ve işte düzenlenmesini falan sonradan öğrendim. Bu videoda onu anlatacağım ama ikinci bölümde. Şimdi nasıl oldu da bu mevzu buradan beni terör örgütlerini infaz ettirmeye geldi? Anlatayım efendim. 92 Cizre adlı videoyu paylaştım geçenlerde hatırlarsanız. Twitter'da kendine siber güvenlik uzmanı olarak tanıtan bir şahıs beni alıntılayıp şunu yazmış. Dün bu videoyu izledim. Erlik'e karşı olan endişem daha da arttı. 90'lardaki terör olaylarını falan anlattığı bir video. Ama devletin yaptığı büyük hatalardan hiç bahsedilmediği gibi bunları aklayan, normalleştiren alt metinler vermiş sürekli. Bu çok tehlikeli bir yol. Devletin 90'larda Kürtlere karşı yaptığı vicdan yaralayıcı çok hata var. Uzatmaya gerek yok. Bunlarla yüzleşip utanmak zorundayız. Çünkü biz zorba değiliz, teröristler zorbadır. Bizi teröristlerden ayıran bir ahlaki üstünlüğümüz bulunmalı. Yoksa ne farkımız kalacak? Erlik gibi her konuda bizim suçumuz yok, sütten çıkma ak kaşız, hep başkaları suçlu kafa yapısında olmak daha kolay tabii. Olaylara biraz daha geniş bir açıdan bakınca öyle olmadığını göreceksiniz. Bu her konu için geçerli. Rica ediyorum tek tip bilgiyle beslenmeyin. Şimdi benim bu iddialara cevap vermemem mümkün değil tabii ki de. Ben de cevaben 90'lardaki terör olaylarını falan anlattığı bir video. Yok, 92 Nevruz'unda PKK'nın stratejisi gereği nasıl iç savaş çıkarmaya çalıştığını anlattığım bir video. Konu ve olay gayet net, kaynaklar gayet açık ve net, utanmamız gerekiyormuş falan. Arkadaş, siz disclaimer koyar gibi alışmışsınız konu terör olunca. Ya PKK yapmış ama niye yapmış diye bir sor demeye. Asıl bu kafa tehlikeli. Bu kafa çözüm süreci kafasıdır. Adamlar iç savaş için şunu yaptık diyor. Bunlar diyor yok ya siz yapmazsınız kesin derin devlet falan. Senin dediğini Özal aynı senesi yaptığı PKK ile bir ateşkes anlaşması yaptı. Hatta Ersever ve birçok başka kişi bunu protesto etti. Karşılığında ne oldu biliyor musun? Terörün ne boyutlara ulaştığını biliyor musun? Erdoğan'ın çözüm süreci fayda etti mi? Hala bunlar zulme uğradı o yüzden ayaklandı gibi bir kafa yapınız var. Hiç kimsenin yapmadığını yapıyoruz sanıyorsunuz ama sizden evvel başta Özal sonra çeşitli kişilerin yaptığını yapıyorsunuz sadece. Günün sonunda Urfalı bir psikopatın elinde oyuncak oluyorsunuz. Ülkede Mao örneğiyle, gerilla taktiğiyle terörizmi tırmandırıp bir iç savaş hedeflemek, güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıp halka ayaklanma çağrısı yapmak, devleti alternatif olarak komiteler, mahkemeler kurmak terör olayları falan değil, o kadar basit değil. Şimdi buraya kadar her şey normal gibi değil mi? Değilmiş. Ben bunu yazarak kendisini PKK'lı ilan etmişim. Hatta terörist yapmışım. Hatta linç ettirmişim. Vay canına. Bu mesajla acaba nasıl terörist ilan etmiş olabilirim seni? Bilinmez ama kendisiyle iktisatlı Ekremci troller öyle olduğunu yaymaya başladılar. Onların niyetleri ayrı, oraya birazdan geleceğiz. Açıkçası ben bu arkadaşın terörist olduğuna veya PKK'lı olduğuna inanmıyorum. Sanmıyorum yani. Öyle bir iddiamız da yok ortada. Lakin kendisi bunu böyle yaydı. Tabi bilmeniz gerekir ki bu arkadaş yürüyen bir ego. Kendisine bu durumu yediremiyor. İki gün düşünüp taşınıyor.
sunuyor ve Zafer Partisi'nin troll ve bot ağı hakkında bir flat açıklamalı bir video paylaşıyor. Güya buna göre aslında her şey botmuş. Yani o tüm o gündemler, sizin paylaşımlarınız, RT'leriniz hepsi botmuş. Hatta iftira tutmayıp kendi takipçilerinden bile tepki alınca çıldırıp tüm gece düşünmüş ve sonunda bunların hepsi troll amına koyayım diye bir komplo teorisi kurmuş. Nevşin Mengü de hemen beğenmiş zaten. Nevşin bunu sürekli yapıyor da oralara da zorla geleceğiz. Bu saçma sapan komplo teorilerini kim millete yayıyor diye, nasıl oluyor diye. Bunun üzerine tabii videoda gösterdiği insanlar, çünkü videoda insanları kayda almış, büyük tepki verince kendisini hemen hedef gösterildiğini söylüyor. Onun kafasına göre bunu da ben yapıyormuşum. Evet kardeşim, nereden anladın? Şimdi tabii bu kardeş inanılmaz egolu bir insan. Öyle böyle değil. Ama affedersiniz, çok da saf amına koyayım. Eğer Erlik bilerek yanlış iz bırakmadıysa, o sint yaparak kendisinin gerçek kimliğini buldum geçen. Lan herkes açık verileri taradım desene şuna. O sint diye de bir gizemcilik yapıyorsun. İnternetin dehlislerinde bir yerlerde gerçek ad soyad unutmuş. Diğer bilgileri de tutarlı ama ifşa etmeyeceğim. Bunlar gibi bel altı vurarak seviyeyi düşürmek bize yakışmaz. Tabii tabii. Amına koyayım. Onun yerine Almanya'daki PKK'lara paslayıp benim infazımı ihale etmek daha yakışırdı değil mi? Bu tweetin ardından bir mesaj aldım. Utku adresini öğrenmek istiyor. Yok şaka. Erlik selam, sen musun? Profil fotoğrafındaki çizim gerçekten benziyor. Bu arada bunu bir tehdit amaçlı yazmıyorum. Seni kendi isteğinin dışında ifşa etmeyeceğim. Ben onurlu bir insanım ve siyasi mücadeleyi de centilmence yapmak istiyorum. Eğer sen buysan sadece bu bilgiye sahip olduğumu bilmeni istiyorum, o kadar. Ne kadar centilmence değil mi? Ya adamın gözleri yaşarır, öyle böyle değil. Tabii ki de yalan konuşuyor. Bu bilgiyi anında diğer trollerini ve arkadaşlarına, oradan da terör örgütlerine aktaracaklar. Peki tüm bunlar niye mi? Sırf ego için mi? İşte burada yine bir gün geriye gidiyoruz. Çünkü Jahreyn, Jaws ve ben o meşhur Space odasını açtık bir gün evvel. Şimdi bu oda patlayınca başta orada andığımız tipler olmak üzere bunlar cayır cayır tutuşuyor. Diyorlar ki bu herifi bulun, susturalım. Aslında odayı açma sebebimiz şuydu. Bu Ekremci, Mansurcu, Kemalci zırvasına bir son vermek ve ortalığı soğutmak için. Ama dedim ya, bunlardaki komplo teorileri, agresiflik, baskılama girişimi falan yeni değil yani. Peak noktasına ulaşmış. Hal böyle olunca Eren Erdem işin bokunu çıkardı ve Jaws'ı ifşaladı. Mevzu kişisel bir şeye dönüştü. 40 bin kişinin önünde mevzu rezil mi rezil bir yere evrildi. Şimdi şunu da söyleyeyim. Eren Erdem'in elinde ve diğer CHP'ların elinde bir liste var. 160-180 kişilik. Bunu Medyascope'un elinde de var. Buna şey diyorlar. Ulusalcıların gerçek kimlikleri. Eğer fazla şımarırlarsa bunları işte ifşa edeceğiz falan filan. Kafalarında böyle bir strateji koymuş amına kodumun salakları. İşte bu noktadan sonra bana da beni araştırdıkları istihbaratı geldi. İşte bu şekilde dönelim yine bu arkadaşa. Kendisine bu görev verilince bu muhalefetin pelikanı gibi takılan tayfa da gazlayınca beni güya buluyor. Avcılıkta kural şudur ki eğer bir av kolay elde ediliyorsa orada bir bokluk vardır. Fakat bu gariban yemlendiğinin farkında değil. Ben de şöyle bir zeka seviyesini bir tarttım. Beklediğim kadar zeki çıkmadı. Onun yerine salt, kibir ve ego. Ama kendisine nam yaptığı için onun beni ifşalaması diğer büyükleri, yani Medyascope'u, gazetecileri, şunları bunları inandıracaktı. Yani iyi bir yem. Tabii şimdi bana yazdıktan sonra direkt kabul etsem ona da haksızlık olur. Yani yalan konuşmuş olurum. Orta yolda nasıl yemlerim diye düşündüm. Ben de cevaben gerçekten iki mentionlaşmayı yediremeyip iki gündür webi mi taradın? Dedikleri kadar kin gidiyormuşsun dedim. Acaba yer mi diye düşünürken yemez diye düşündüm ama bana PKK'lı imasında bulunarak herkesin önünü attın. 50 tane tehdit DM'i aldım. Senin aksine benim adım soyadım ortada. Ekşi Sözlük'te 10 tane entry girdiler bu PKK'lı diye. Bana yaptığım bu kötülüğü hak etmedim. Çünkü PKK'yla uzaktan yakından alakam yok. Nefret ederim tam tersi. Ama merak etme, ben sana benzer bir kötülük yapmayacağım. Senin de benim gibi tehdit edilmeni istemiyorum. Of, kafa nasıl uçmuş babacan. Yahu mentionlaşmamız duruyor. Nerede PKK'lı olduğunu söylemişim. Bu arada yalan söylüyor. Güya bulduğu sandığı kimliği herkese ulaştıracak, oraya birazdan geleceğiz. Ama işte maalesef bu körlük, bu özgüven ve bu ego Utku kardeşimi bu hikayenin palyaçosu yaptım. Gözler körelmiş bir şekilde hemen bunun primini yapmak için bir tweet attım. İlk başta dedim lan ciddi mi bu acaba? Osint yöntemleriyle Erlek'in gerçek kimliğini büyük ihtimalle bulduğumu yazmıştım. Bu bilgileri Erlik'e gönderdim ve doğruladım. Yo oğlum, öyle bir şey olmadı, ben sana doğrulamadım. Dediğim gibi ben bunları ifşalamayacağım. Şunu yapacağım. Kendisinin ad, soyad, foto, iş yeri, e-posta vesaire bilgilerini İsmail Saymaz'a gönderiyorum. Kendisinin gazetecilik etiği içerisinde bu kişiyi araştıracağını, gerekli zamanda gerektiği kadar bilgi yazacağını düşünüyorum. İsterse bunu yapmayıp başka bir meslektaşı ile de paylaşabilir. İsterse hiçbir zaman konu hakkında bir şey yazmaz. Tamamen onun kararıdır artık. Tabii bu da yalan. Sosyal medyada bunların hepsi sizin gözünüzde adam gibi gözükmek için böyle kolpa atar ama o konuya birazdan geleceğim. Erlik'in bana attığı imalı mentionlar yüzünden hiç hak etmediği
ettiğim halde günlerdir PKK'lı iftirasına maruz kaldım. Yüzlerce mention, onlarca tehdit diye mi? Bir sürü ekşi entrisi. Ama ben onun yaptığı gibi kendisini sırtlanların ortasına atmayacağım. Ben seni sırtlanların önüne atmadım. Aklı evvel kardeşim. Sen Twitter'ın büyük hesaplarını içeren bir video hazırladın. Bunların bot olduğunu iddia ettin ki birçoğunun benimle alakası bile yok. Ve bu yüzden o kişilerden linç yedin. Yani gayet doğal bir şey yaşandı. Ama bu stratejiyi çok uyguluyorlar dostlar. Mesela bu ifşalama stratejisinde şeyi oturtuyorlar. Ben bir anonim hesabı ifşalamışım yani önden, o yüzden işte hak ediyormuşum bunu. Yani birazdan yapacakları namussuzluğu bunun üzerine kurguluyorlar. Dedim ya, bunlar aktrol gibi değil, azıcık daha akıllı. Sorun şu ki ifşaladığını iddia ettikleri hesabın adı yaklaşık 2 yıldır sitede biliniyor. Çünkü bu lavuk karı kıza yazarken ifşa oldu. Yani çok da dalga geçiyorlar. Yaşı da bayağı genç, fazla da yüklenmek istemiyorum. 17-18 yaşlarında bir çocuk. Çoğu Ekrem trolü böyle bu arada. Yani çok yaşları çok küçük. Hatta bu elemana AKP'lisin yani diye bir hesap kurduruyorlar. Oradan da işte 2 yıldır hedef göstermedikleri, AKP'li ilan etmedikleri insan kalmadı. Yani bizim Bixi bile AKP'li olmuş. Yani onu bile paylaşmışlar. Herhangi bir eleştiri yaparsan çat AKP'lisin yani hesabındasın ve linç ediliyorsun. Hatta ben bunların gruplarını falan biliyorum, dedim ya amına kodumuz salakları, benim her yerde gözüm her yerde elim var diye. Niye laftan anlamıyorsunuz? Biraz kızdırdım, bu da kalktı. Kendini savunmak için o CHP gruplarının screenshotlarını attı. İşte ben söyleyince yalan doğru değil dedikleri her şeyi o grupta yazıyor. İşte Abdullah Gül aday olarak düşünülmez falan, hepsi yarrak gibi yazıyor orada. Sonra CHP'den arıyor. Ya şu Erli'ye söyle nasıl diye. Bizimki de fırça iyice kaldırıyor posta ama biz çoktan aldık alacağımızı. Neyse, Utku'dan devam edelim. Eğer kendisi hedef gösterme, muhalefeti yıpratma gibi faaliyetlere devam edecekse, pardon dur müziği değiştireyim. Eğer kendisi hedef gösterme, muhalefeti yıpratma gibi faaliyetlere devam edecekse bunu kendi kimliğiyle yapmasını öneriyorum. Diğer insanlar kendi kimliğiyle tehdit alırken o anonim kimliği arkasında rahatta. Bunun adil olmadığını düşünüyorum. Yani arkadaşımız bana diyor ki sen 2 senedir her türlü felekten geçtin ama bir tane CHP eleştirisi yaparsan ifşalarım. Bir de bizim bu CHP'li troll hesap var ya, buna yazıyor bizim Utku, diyor ki 52 seni ifşa ederken büyük şerefsizlik yaptığı konusunda hemfikirim. Seninle paylaştım belki için soğur. Kimliğinin tespit edildiğini okuduğun zaman. Oğlum bu ne havalar lan? Batman misin oğlum sen? Ne ifşası? Bu çocuklar grupta seninle taşak geçiyorlar, biliyor musun bunu? Neyse, benim için her şey harikulade gidiyor. Yemimi atmışım, ne de olsa Trabzonluyum, balıkçılık benim gelim de var. Sazanları yemlemişim. Hele hele İsmail Saymaz'ı Tonga'ya düşürmek mükemmel olurdu. Diğer taraftan da uzun süredir anlattığım örgütlenme bu şekilde ispatlanmış olacaktı. Öyle ya, bu yemi direkt Utku'ya atmıştım. Yani kim beni bu bilgiyle tehdit ederse Utku'nun yaptığı belli olacaktı. Aralarındaki veri akışı benim açımdan netleşmiş olacaktı. Bu Zoka'nın yutulması için tabii sessiz kalmam gerekiyordu. En zoru bu oldu. Twitter'a gerçekten çok alışmışım, onu fark ettim yani. O kadar sıktım ki kendimi, şuna cevap verme falan diye. Cehennem gibiydi. Buna ek olarak da bütün dostlarıma ulaşıp durumu tabii ki de bildirdim. Bu yavşakları yemlediğimi ve onların da rollerini iyi oynamasını istedim. Bir tek Nihat abi direkt kim lan bunlar, ne sanıyorlar kendilerini, ifşalarsa ifşalasınlar dedi bağırarak. Eyvallah Nihat abi. Utku bunu öncelikle Ekremci troller dediğimiz tiplere paylaşıyor. Tabii bu trolleri şöyle anlatayım. Bunlar 40-50 kişi ve misyonları militan gibi böyle sahte haber, meme veya başka şeyler yaymak. Yani grupta anlaşıyorlar, diyorlar ki şunu paylaşacağız. Eş zamanlı olarak Twitter'dan, Facebook gruplarından, oradan buradan yayıyorlar. Bunların özellikle Deva Partili olanları görmüşsünüz. Deva'dan maaş alıyor. Maaş yani dolgun maaş alıyorlar. Diğerleri gönüllü çocuklar yani 16-17-18 yaşında çocuklar. Bunlar da hemen fişlendiğime inanıp başlıyorlar yaygaraya. Peki Utku'yu nasıl yemledim? Çok da zor olmadı aslında. Utku'yu Kurtlar Vadisi paylaşan bir Pinterest hesabından Hamburg şehrinde oturan bir yazılımcıya yönlendirdim. Tabii kendisinin egosu o kadar büyük ki hiç sorgulamadan bunu aktardım. Osin dediği bu yani. Almanya ve Kurtlar Vadisi kelimelerini anahtar olarak girmiş ve çıkan çocuğu fişlemiş. Mevzu bu. Peki Osin böyle mi yapılır? Ben mesela senin 2012 yılındaki blogundan bahsediyor muyum? Hani Anonymous, FBI ve Illuminati gibi yazılırdı ya da TTNet reklamında subliminal mesaj ya da dur Gökçe ve Illuminati ya da dur şey var, bu benim favorim, Dabbetül Arz ve internet ya da şey Hacker Shop. Hatırladın mı onu? Ne demek biliyor musunuz çocuklar? Nasıl? Siz Hacker Shop'un ne olduğunu bilmiyor musunuz? Aa, şu başyapıt reklamı nasıl bilmezsiniz? Hi, welcome to hackershop.org. Do you want to rule the internet? Well, then you've come to the right place. Hackershop offers you private and professional made hacking. Allah cezanı versin. Hayır. Yap.
yaptıkları ne biliyor musunuz o dönemler? Başka birinin yazmış olduğu Tiki adlı bir Keylogger programı var. Açık kaynak kodlarını internetten alıyor. Utku oradan alıyor ve Johnny Logger olarak satmaya başlıyor. $60'dan bappa. Ama reklam enfes değil mi? Reklam 10 numara. Bak reklam 10 numara aga, onu söyleyeyim. Yıllardır internette wordlist şifrelerinin bulunduğu listeler olur bilirseniz. Ama Türklerin o kadar hacklenmeme sebebi bu listelerde ş, ç, yumuşak g gibi harflerin olmaması. Bu diğer yabancı hackerlar falan da Türkleri böyle kolaylıkla ekleyemiyordu. Çünkü dediğim gibi arada wordlist'te eksikleri vardı. Bilin bakalım yıllardır vatandaşımız hacklenmesin diye wordlist oluşturmayan Türk hackerlar arasında bu ihtiyacı gideren kim oldu? Evet, tahmin ettiniz. Ulan hadi bunlar bu yemi yedi de. Sen nasıl yedin bunu? Bir insan tüm kariyerini, imajını bunun üstüne kurup böyle rezil olabilir mi? Mesele neymiş? Mesele en çok reklamını yaptığın, en çok güvenli şeyi yaparken en emin ve özgüvenli olduğunda yenilmekmiş. Sana geçmiş olsun dostum. Fişlediğin çocuğa tabii ki bu bilgileri aktaracağım ama seni fişlemeden. Tehdit yemen istemem dostum, öyle ya, centilmeniz ya. Senin hakkında şikayette bulunduktan sonra oturumuna ne olacağını sen düşünebilirsin. Alman polisi böyle bir şeye müsaade etmeyecektir. Ardından Türkiye'ye deport edilince başına gelecekleri de düşünebilirsin ama sakın unutma. Bunların hepsi senin suçun. Kendin ettin, kendin buldun. Yazık ettin be birader. Benim için büyük bir mesele değil bu. Benim için mesele senin sayende ulaştıklarım. Keşke yapmasaydın, yapacak bir şey yok. Ayrıca tekrar söyleyeyim sana, senin PKK'lı olduğuna falan inanmıyorum. Sadece gerçekten büyük sazansın birader. İkinci bölüm. Muhalefetin pelikanı. Şimdi çocuklarımızı da pistten aldıktan sonra nereye varmak ister bu erlik oğlan? AKP'nin en azılı döneminde genç siviller vardı. Bunlar Cumhuriyet düşmanı ve yarısı da Fethullahçıydı tabii ki. Balyoz, Ergenekon hepsine ön ayak olmaya çalıştılar. O kadar ön ayak oldular ki Zekeriya Özeçiçek falan gönderiyorlardı. Yani aklınız almaz o derece. Kurucusunun kardeşi Afrika'ya kaçtı. Kendisi bugün Deva Partisi'ne yanlamaya çalışıyor. Deva ve gelecek. Sahi sordunuz mu kendinize neden Doğu Perinçek'ten daha az oya sahip adamlar tüm muhalefet adına konuşuyor diye? Oraya da geleceğiz. İşte bu tayfa AKP aniden sağ çizgiye kayınca ve FETÖ ile kavgaya başlayınca bildiğiniz işsiz kalıyorlar. İşte Bülent Arınç falan da bildiğiniz işsiz kalıyorlar. Ortada kalıyorlar. Sonra ama her şeyi değiştiren bir şey oluyor. Muhalefet belediye seçimlerini kazanıyor. İlk defa güçlü, değişecek gibi oluyor her şey. Muhalefet iyi bir çizgide gidiyor. 128 milyar dolar, ekonomi, sığınmacılar derken birden söylemler değişiyor. Çok değil, birkaç ayda muhalefet adeta kabuk değiştiriyor. İnsanlar tasfiye ediliyor. Niye mi? Şimdi Daktilo 84, Serbestiyet adlı oluşumlar türüyor. Bunlar bu yeni söylemlerin mimarı. Yumuşak geçiş. AKP gidecek ama karşısında biz de AKP olacağız. Hem de 2002 ruhlu. Böyle de bir slogan geliştiriyorlar. Ne güzel değil mi? Daktilo 31 meşhur mesela. Bunlar kendince böyle think tank gibi takılmaya çalışıyor ama bir görseniz oğlum hiçbir bir tane öngörü tutmaz abura koyayım ya. Yetmez ama evetçilerin köylü versiyonu bunlar. Yazarların çoğu da FETÖ lehinde tweetleri falan var böyle. Ne belli yani, amına kodumun maklube kokuyor ya. Kapıdan giriyorsun böyle maklube kokusu burnunu direğini kırıyor amına koyayım. Fakat kitle yönlendirme işlemi bu saatten sonra başlıyor. Mesela hatırlıyor musunuz, Cahreyn'le yayındaydık. 140 jornosu izliyorduk. Cahreyn beğenmişti videoyu. Ben de demiştim ki ya bana bir garip gelmeye başladı bunların videosu. Hani son videolarında ne konuşurlarsa konuşsunlar, konu ne olursa olsun her zaman 2008 dönemini övdüğünü fark ettiniz mi? Konu deprem mesela, ya AKP ilk başlarda neydi ya, düzeltti bunu. Konu 90'lar mesela, ya bu 90'lar o kadar da iyi değildi ama 2002 sonrası öf mükemmeldi. Konu derin devlet, ya bu Ergenekon dönem aslında çok demokratikti, iyiydi ya, 90'lar kötüydü. Konuklar Bülent Arınç ve Burak Bilgehan Özpek. Burak Bilgehan Özbek, Daktilo 31'in kurucularından. Gençleri kafalamak kolay değil. Arkaya bir synthwave vereceksin. 140'da böyle şovunu yapacaksın. Medyascope'da bunlar, 140'da bunlar, Tele1'de bunlar. Gençlik yatıp kalkıp bunları izleyecek ve aslında eski AKP'nin ne kadar iyi olduğunu anlayacak. Plan bu. Bunların bize saldırganlığının sebebi de buradan aslında. Hiç o şu bu değil yani. Belediye bunlar hiçbiri değil. Mevzu bu. Ne güzel tezgah kurmuşlar değil mi? Paralar da yatıyor ama ne paralar yatıyor, oraya geleceğiz şimdi. Hakikaten lan Daktilo 31'ciler, siz inkar etmiyor muydunuz fon aldığınızı, Allah'ın maklubeleri? Hiç mi aklınıza gelmedi bunların açıklanabileceği? Daktilo 31'i Alman Friedrich Naumann Vakfı fonlamıyor mu? Yani Almanya'nın fonladığı bir oluşum sizin takip ettiğiniz tüm medya araçlarını kullanıp siz Türkiyelilere, öyle diyorlar size, neden mülteci alınması gerektiğini ve 2008 AKP'sinin neden çok iyi olduğunu anlatıyor. Bak tekrar, Almanya'dan para alıyorlar, oradan aldıkları paralarla ki birçoğu da yurt dışında yaşıyor, size Türkiye'de neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyor ve AKP'nin eskiden çok iyi olduğunu anlatıyor. Alman vakıfları demişken rahmetli Necip Hablemitoğlu tam da bu Friedrich Naumann Vakfı'ndan bahsetmişti. Hatta amaçlarını şöyle özet.
1. Kemalizmin iflas ettiğini ve asıl sorunun hükümetler değil Türk devleti olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. 2. Toplumun değişik katmanlarıyla siyasal İslamcıları bir araya getirmeye amaçlarlar. Tam da kim gibi? Daktilo 31 gibi. Muhalefete böyle sızma girişimleri başlıyor. Serbestiyet mesela Kılıçdaroğlu'na yanaşıyor. İşte Ceren Kenar, Yıldıray Oğur ve Mehmet Altan gibi. Hatta bu Ceren çok enteresandır da onu da başka bir videoda konuşalım. Bunlar böyle her partiye tekrardan sızmaya başlıyorlar ama en merkezleri yani kendini gizlemedikleri ve yuvalandıkları yer Deva Partisi. Mesela ne yazıyor bunlar? Örnek vereyim. Serbestiyet'in yazılarından biri Suriyeliler ve işledikleri suçlar ile alakalı. Ne demişler bakalım? Suç oranları çok düşük ve o suçların da çoğu yerli ve milli davranış sergileyen Türkiyeliler nedeniyle yaşanıyor. Türkiyeliler tabii. Şaşırmayın çünkü Serbestiyet ABD'den 50 bin dolar fon aldığı gibi Norveç Dışişleri Bakanlığından, vakıf değil, direkt bakanlığından 847 bin Norveç kronu alıyor. Bakanlığın ayırdığı miktarın Türk lirası karşılığında ise 1 milyon 462 bin Türk lirası. Crest Vakfı tarafından da yılda 50 bin dolar alıyorlar. Afiyet olsun. Siz Türkiyelilere de işte helalleşelim, devir taşa özgürlük. Suriyeliler aslında çok iyi yeğenim satıyorlar. Norveç'ten aldıkları parayla. Mesela Zahreyn'le biz linç yemeye başladıktan sonra dikkat ettiyseniz birden böyle alakalı alakasız insanlar bize saldırmaya başladı. Hani ekremci troller tamam, onlar zaten örgütlenip yapıyorlar. Kuruluşlar falan da girdi işin içine. Mesela bunlardan biri kim? Daha yine anlattığımız Serbestiyet'ten Yunus Emre Erdoğan. Yunus mesela Gri Bölge diye bir platform kuruyor. Ne bu Gri Bölge? Yine Abdullah Gülcü, 2002 ruhu kafasında bir genç siviller oluşumu. Aynı şekilde eski AKP'nin ne güzel olduğunu anlatıyorlar size. Fakat bu pek tutmadı. Mesela geçen de bir program yapmışlar helalleşme hakkında. Katılanlardan biri de Gökçe Gökçen. Kim bu Gökçe Gökçen? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Bu hanımefendi Sevr'in 100. yılında hazırlanan metne imza atan üst örgüt olan YES'in yani Avrupalı Genç Sosyalistlerin 2015 yılında başkan yardımcısıydı. Sonra CHP'dan yıldırım gibi yükseldi. Çok değil, bundan 15-20 yıl sonra bu arkadaşı CHP'nin üst yönetiminde göreceksiniz. Gökçe Gökçen İHAD, TEİHVA, Maslum Der, TESEV, HDP, Yetmez Ama Evet kitlesiyle ilişkilerini geliştiriyor. İnanılmaz bağlantıları var. Hepsi de Almanya fonlu. Alman dalgası yani. Heinrich Böll Vakfı'nda da konuşmalar sarar tabii ki. Ne Alman dalgasıymış arkadaş, binen binene. Ama daha bunlardan daha da absürtü. Ne ilişkiler abi, değil mi? Bu Gökçen Emrecan Durmaz'a çok yakın. Aha, bizim fok balığı Emre. Ne haber lan müptezel? Buldun mu beni oğlum? Ben seni Alman dalgasına oturtturup demedim mi sana? Hatırlıyor musunuz? Orman yangınları olduğu dönem ülkemizde kardeş ülke Azerbaycan'dan askerler gelmişti. İşte Emre onları hedef göstermişti. Oradan hatırlarsınız. Bu Dombili Dana ve abisi sabah akşam mülteci överler. Tabi boşuna değil. 3.2 milyonu cukkalasanız siz de belki yaparsınız bu şerefsizliği. Çünkü evet, ne büyük sürpriz. Emre de Friedrich Naumann Vakfı'nın müdavimlerinden. Abisiyle birlikte sağlam kaşıklıyorlar fonu. Kaşıkla balinam benim, kaşıkla. Az çok herhalde ilişkiler alanı ve kurumları anlamışsınızdır. Buraya kadar bir sorun yok. Asıl sorun buradan sonra başlıyor. Çünkü siyaseten kavga eder, tartışırsın. Ama beni terör örgütünün kucağına atmaya çalışır. Hatta suçsuz günahsız insanları da işin içine sokarsanız amınıza korum sizin. Üçüncü bölüm. Alman dalgasına binenler. Aslında her şeyi başlatan bizi bitirmeye çalışıyorlar. İşte bunun bir etkisi olarak da Eren Erdem geliyor mesela, 40 yıllık CHP'li Cavs'a diyor ki işte elimizde listeler var. Senin adın neydi amına koyayım falan, böyle takılıyor. Yani ortada büyük bir komplo varmış. Bunlar yok edilmek isteniyormuş. Büyük fonlar, büyük paralar. Ya biz paraları konuşmaya başlarsak, biz fonları konuşmaya başlarsak, biz kim 140 Jonas'ı bilmem ne sikimle oturup da 2002 ruhunu geri getirmeye çalışıyor diye, gençleri kim ayakta sikiyor diye bunları konuşmaya başlarsak siz evinizden dışarı çıkamazsınız. Kimsiniz oğlum siz? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Think tankçilik oynayan 3-5 tane orospu evladı. Bir tanesi Hollanda'da oturuyor, bir tanesi Almanya'da oturuyor, bir tanesi Belçika'da oturuyor. Sikin oradan sıvazı, affedersin argo konuşacağım, kusura bakmayın ilk defa girenler için. Ben argo konuşurum. Oradan biri oturup da kalkmış bize 2008 AKP'sini pazarlıyor, 2002 ruhunu pazarlıyor. İşte yok efendim endişeli muhafazakarlar, işte Ali Babacan aslında çok iyi bir lider falan, böyle bu modda. Bir şeyler pazarlıyorlar. Biz de arkadaş ben bunu yemiyorum, ben 2008'de de yemedim bunu, şimdi de yemiyorum dediğimiz zaman da faşist oluyoruz. Faşistmişiz biz. Biz Ümit Özdağ fonuyum. Lan Ümit Özdağ'ın parası yok. Ben bu yavşakları yemledikten sonra Utku bunu önce Medyascope'dan Ali Deniz Çakır'a, oradan da diğer ekibe aktarıyor. Ardından Daktilo tayfası ve diğerleri. En sonunda da CHP ve orada da fok balığı Emre Durmaz'a. Oradan da terör örgütü PKK'ya. Örgütçü hesapların bana özelden güya isimle hitap etmeleri ve yine güya iş yerimin fotoğraflarını atıp seni bekliyoruz demeleri bu bağlantıyı benim için net şekilde ispatladı. Yani aradaki bağlantı gayet açık ve net. Ve bu salaklar yaptıkları paylaşımlarla kendi kendini ifşa etti. Ben de kendimi geri çektim strateji gereği. Bakalım nereye kadar.
kadar gidecek. Bu döl israflarına bir özgüven geliyor, bir özgüven geliyor. Biz tabii Discord'dan okuyoruz bunları, gülmekten altımıza sıçıyoruz. Mesela fok balığı Emre o kadar özgüvenli ki benimle taşak geçen tweetler atıyor. Mermis'ten girmişler, o sözde buldukları elemanı check etmişler. Beyinsizler yanlışlıkla fişledikleri çocuğun doğum tarihini bulmuşlar. Bizim fok balığı Emre de tweet atıyor bana göndermeli. Gaza gelmiş dombili dana. Ulan Emre amına koyayım senin. Ya bir insan bu kadar rezil edebilir mi kendini ya? Oğlum nasıl bir rezilliğin ortasında olduğunuzun farkında mısınız? Nasıl bir bok yediğinizin farkında mısınız? CHP'li yöneticiler de böyle çatır çatır fal atıyor. İmalı imalı mentionlar gönderiyor. Dalga geçiyorlar benimle. Ulan sizin oturduğunuz koltuğu silkeyim. Silkeyim de düşsün. Emre'nin abisi de mesela Afganların Türk kadınlarını taciz etmesini savunuyor. Mideleri geniş ama sadece fiziksel olarak değil. Bunlar bir bayram yapmaya başladılar. Allah yok böyle bir şey. CHP'lisi, AKP'lisi, Kürtçüsü, PKK'lısı, tarikatçısı birbirlerini sikecekler sevinçten o derece. Ulan beyinsizler, siz beni yiyebilir misiniz ya? İnandınız mı lan buna? Büyük kumar oynadınız beyler. Siz üstünüze alınmayın Nevşin Hanım, sizi kastetmiyorum. Bu noktadan sonra işler değişiyor ama. Artık şakalı değil yani. İşin boku çıkıyor bu noktadan sonra. Çünkü beni bulduklarını sandıkları isimleri PKK'lılara fişlemeye başlıyorlar. Yani beni terör örgütünün kucağına atıp susturacaklar. Belki de infaz ettirecekler. Ulan bu nasıl bir şerefsizlik? Siz nasıl bir orospu çocuğu türüsünüz? Düşünebiliyor musunuz? Alayı Alman ve Amerikan fonlu dalyaraklar bizim gibi bu işi gönülden yapan, arkasında halk hariç kimse olmayan insanları sindirecek. Oğlum ben demir leblebiyim lan. Beni yutsan da böyle karnını yararak çıkarım. Alien gibi orospu evlatları. Siz kimsiniz lan beni infaz ettireceksiniz? Bir de seviniyorlar. 16-17 yaşındaki ekremci şuursuz troller de böyle 5-10 dakika benim ismimi yayınlayıp sonra kaldırıyorlar ki PKK'lılar görsün oradan alsınlar diye. Oğlum nasıl bir şuursuzluk lan bu? Alo ne yaptığınızın farkında mısınız? İnsanlarla düşman olursun da bu nedir oğlum? Hainsiniz lan siz, yavşaksınız, namussuzsunuz. Sırf yarım aklınızla beni yiyeceksiniz diye 3 tane suçsuz, günahsız adamın hayatını tehlikeye soktunuz. Ya siz kimsiniz? Ne sanıyorsunuz kendiniz lan siz? Nazlılıcak Mehmet Baransu'nun bok kokulu 2022 modellerisiniz alt üstü. Bir bok değilsiniz lan. Kim sizi ciddiye alır şu dakikadan sonra? Şunu yaptıktan sonra namussuz itler. Ruşen Çakır, cayır cayır beni aratıyor. Ne bu alev Ruşen abi, ne bu stres? Ali Deniz benim adımı buldu diye sana geldi. Baba baba diye ama karpuz kelek çıktı ve Ruşen abi. Ruşen bak Ruşen abi bu oğlandan olmaz. Git bunu sanayiye ver. Ya da bro bak sen space aç sonra milleti birbirine düşürüp nasıl rating kasıyoruz diye böyle kutla aranızda. Değil mi? O mesajlarınız da var ya. Ama böyle işlere girme, bunlar seni aşar. Hani gaza gelip beni bitirme planları yaptınız ya siz. Ulan kuşa taksak beyninizi hayvan kamikaze yapar. Bak ters uçmak falan değil, direkt kamikaze yapar amına koyayım. Hrant Dink Vakfı'ndan 980 bin, Kres Vakfı'ndan 500 bin lira fon, Amerikan vakıflarından 8 milyon 200 bin lira fon ama kalite yerlerde, izlenmelerde benim yan kanalın yan kanalın yan kanalı kadar. Ne yaptınız lan bu paralarla? Ne yaptınız oğlum bu paraları? Ama siz ilericisiniz değil mi? Böyle kadın hakları, feminizm, biz işte faşistiz, böyleyiz, şöyleyiz, böyle ülkeyi kurtaracaksınız. Ama nereye kadar feminizm? Senin Medyascope'da çalışan Ezgi, yönetici tarafından tacize uğrayınca kıza sahip çıktın mı Ruşen abi? Açıklama yaptınız mı? Yoksa sözde feministler olarak gidip tacizciye mi sahip çıktınız? Belki de kızın şansı yaver gitmiştir değil mi? Çünkü sizde çalışanlardan çok merak ettiği isimler var, pek de böyle garip adamlar. Hakikaten Ruşen abi, bak yılların gazetecisisin sen değil mi? Sana birkaç soru sorsam da delikanlı gibi araştırsan, he? Aldığın fonlara değse bari. Ama bak delikanlı gibi, hani sen beni araştırmışsın ya Ruşen abi, ben de seni araştırdım azıcık. Mesela şeyden başlayalım bak. Mesela Gönül Tol ve Ömer Taşpınar. Hani FETÖ'nün diaspora yapılanması için kafa yoran Taşpınar. Hani CIA'ye çalışan Tol ve Taşpınar'dan bahsediyorum Ruşen abi. Hani Henry Bakay ve Graham Fuller'in kankaları Tol ve Taşpınar'dan bahsediyorum Ruşen abi. Senin de kankalarındır da orası sonra. Hani kaçak Fethullahçı Aykan Erdemir'le Washington Enstitüsü'nde bulunan ve yakın ilişkileri olan Tol ve Taşdemir'den bahsediyorum Ruşen abi. Hani şu Rahip Brunson'la aynı FTD organizasyonunda yönetici olan Fethullahçı Aykan Erdemir'den bahsediyorum Ruşen abi. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın Medyascope'la ilişkisi ne Ruşen abi? Bak çocuklar merak ediyor. Herhalde sana o kadar bağış yapan insanlara da bir açıklama yaparsın değil mi? Ya da 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve Graham Fuller'i neden buluşturdun Ruşen abi? Vasfın neydi Ruşen abi? Bir yıl sonra 95 yılında yazdığın yazılarda Erbakan çok tehlikeli biri ve Washington Erbakan'da umudunu bulamamış, refaha genç bir lider aranıyor yazılarının bu buluşmayla alakası var mı Ruşen abi? Bu bağlantıları sağlayan sen günümüzde herhangi bir yeni bir lidere aynı bağlantıları sağladın mı Ruşen abi? 2004'ten 2007'ye kadar Amerika'da Vatan Gazetesi Washington temsilciliği yaptın ya abi.
Burada senin patronun olan kocası CIA ajanı ve yine ABD'den fonlanan T24 sitesi yazarı, FETÖ'nün taraf gazetesinin de kurucularından olan Yasemin Çongar'la nasıl bir ilişkin vardı Ruşen abi? Şubat 2005'te Vatan'da yazdığın basın skandalı başlıklı Pentagon 50 gazeteciyi maaşa bağlayıp Amerika lehine yazılar yazdırdı haberiyle 4 tane Türk gazetecisinin hayatını kararttın. Bugün kendin milyonlarca fon alıyorsun. Bu ikiyüzlülük mü Ruşen abi, yoksa makyavelizm mi? Söylesene. Oda TV davasından 28 gün önce operasyonun olacağı haberini alıp Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'i aradın mı? Ahmet Sever uçakla yanına gelip seninle görüştükten sonra Abdullah Gül'e buna iletti mi? Abdullah Gül de bu haberi doğrulayıp bundan sonra onlarla irtibatı kessin, uçağımızı alalım, sahip çıkalım dedi mi? Arkadaşların hapislerde çürürken sen Cumhurbaşkanlığı uçaklarına gezdin mi Ruşen abi? Seni milyonlarla fonlayan Crest Vakfı, Gölge CIA Stratfor'la Türkiye'deki PKK sorunuyla ilgili alışveriş yapıyor. Bu vakıf senin üzerinden Türkiye'de gündemi şekillendirmeye çalışıyor mu, yoksa babanın hayrına mı sana milyonları sağlıyor? Ha bir de Ruşen abi, bütün bunları cevapladıktan sonra şu meşhur nokta kapağındaki göt kimin götü, bir anlatsana çocuklara. Çok merak ettim. Bu soruları cevaplarsa çok memnun olurum. Kılıçdaroğlu trolü Kemal Özkıraz çıkmış bana lagaluga yapıyor. Rojava'da devrimi tamamladın da sıra memlekete mi geldi Kemal? Bu yaptığın trollüğün ödülü olarak seni vekil yaparlar mı Kemal? Eşin hanımefendiye mi güveniyorsun Kemal? Seni ona kim inandırdı Kemal? Ayrıca yaptığın anketleri sikeyim. Yatarken onları sallamıyorsan ben ne olayım? Lan Barış, şimdiye kadar neredeydi aklın da sıra beni örgüte ihale edince çıkıp boş beleş konuşmaya başladın? Sürekli muhalefeti kötülüyormuşuz. Lan öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok amına koyayım. Sizin derdiniz muhalefetle kendinizi örtmek. Parazit gibi yapıştınız çünkü. Biz siyaset bilmiyormuşuz. Bak. Siz de 50 yıllık İslamcıların liberal paketlenmesinin son modelisiniz. Çığır açtığını falan mı sanıyorsun oğlum sen? Daktilo dinleyeceğimi açar orijinalini Fethullah Gülen'i dinlerim. Feyzi Başaran bana istihbaratçı siyasetçilerin kullandığı trolleri barındırmam demiş. Korkma Feyzi, konuş. Ben seni korurum. Nezarete düşersen bile avukatın olur bulurum. Bu okuduğum gerçek mi? Şu an okuduğum gerçek mi? Eski genç sivilci, şimdinin Deva Partilisi Tunahan Elmas çıkmış bana sallıyor. Gençlerin çoğu Erlik'i tanımıyorlar bile. Yok Erlik Jahrein gençleri etiketleyip seçimi muhalefete kaybettirecekmiş. Ya böyle şeyler yazıp bu adamlar olduğuna fazla güç atfetmeyin. Gözlerime inanamadım. O dediğin gençler senin sarkıp ev açtığın, hatta nişanlıyken birinden gayrimeşru bir piç peydahladığın gençler mi lan? Mavi maklube. Eren Erdem çıkmış utanmadan konuşuyorsun. Yok Aleviyim diye beni sevmiyorlar diyorsun. Diyarbakırlı olmasına laf etmişiz. Odaya alınmadı diye ağlıyor. Sen bir şerefsizsin ve şerefin kadar muamele gördün. Ağlamayı kes. Önce gittin İmamoğlu'na yalakalık yaptın. Sonra oradan Kılıçdaroğlu'na, ama hepsi seni kapı dışarı etti. Kendi partisinde orospu muamelesi gören adam iki tane viskiyi çakınca bana delikanlılık dersi veriyor. İsmail Coşkun çıkmış, Erlik CHP'den istediğini alamadığı için böyle yapıyor diyorsun. Ne istediğimi söylemezsen şerefsiz namussuzsun. Söylesen de öylesin de zaten, ama aforizm olsun diye dedim. Ben size saplamaya devam ederken soruyorum kendime. Acaba Nurullah 31 şifresini çözmüş müdür diye. Eskiden derdim ki kendi kendime, ya burada bir üslup korumak gerek. Bunların makamı var. İşte gazeteciler, vekiller, başkanlar. Ama artık görüyorum ki bok kadar değeriniz yokmuş. Ama ben yine büyüklük yapıp size bok muamelesi yapacağım. Belki de gerçekten çocuklar haklıdır da ben yorulmuşumdur. Gidip bir tatil mi yapsam ne? Paramount Otel nasıl Murat Ongun Bey, tavsiye eder misiniz? Siz beni örgüte ifaz ettirecek, boynuma tasma takıp susturacaktınız öyle mi? Ulan siz 3 kuruşluk aklınızla Türkiye siyasetini şekillendirip kolaydan iktidara konup 2008'e dönecektiniz öyle mi? Ama unutmayın, filden büyük fil avcısı var. O Gökhan Nuri Bozkır davasından beklediğiniz çıkmaz sevgili Daktilo ekibi. Boşuna 31 çekmeyin. Şimdi gidin trollerinize hemen emir verin. Bunları kimler dinliyor temalı paylaşım yaptırın. Bakalım o sırada ben Türkiye'nin okullarına, sanayilerine, ofislerine, bürokrasiye, her yere dip dalgayı, propagandayı pompalıyorum. O dalga tsunami'ye dönüşecek ve Alman dalgasına oturanları pek bir üzecek. Cenaze namazı mı kılanlara toplu katliam şoku. Hepinize bol şans. Hey.